Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Ağustos 2024 Perşembe ve İngiltere'de Chelmsford City'deyiz. Chelmsford City'de 7 koşulu program var. Evet, Chelmsford City'de hemen Chelmsford City ile ilgili değerlendirmelerimizi size geçiyoruz. Normalde Dundalk ve Vichy vardı fakat onları iptal etti. Saygıdeğer TJK ve bu yarışları koydu. Daha iyi, tamam, sıkıntı yok. 19.35'te akşam koşuları bunlar zaten. Apprenti koşusuyla başlıyoruz. 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Sentetik. Burada ekürleri banko atacağız arkadaşlar. Yalnız Kaya Pfizer'in bindiği bir Oasis Dream yavrusu da var orada. 7 numara. Yani 2 ve 9'u banko atıyoruz burada. Arkadaşlar dediğim gibi rakip de burada Strider denen boğa, dikkat. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayem başlıyor Chelmsford'da. Şartlı iki yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada ilk atımız, yani bilmiyorum koşacak mı koşmayacak mı, ama ben koşacağım pek düşünmüyorum ama neyse, 4 numara tabii ki kenara bir koyalım. 5 numara Jilet. Burada Sivrısı de Souza ile aşağıda 12 numaralı Spring Daniel Tudop. Evet, yani bunu 3 numaralı Fire Flame, dediğim gibi 4'ü bir kenara koyalım arkadaşlar, koşmama ihtimal var, ben şu an onu göremiyorum koşuyor mu koşmuyor mu diye. 8 numaralı Launceston Luke Morris. 5, 12, 3, 8 ve 4'e de bakın diyoruz arkadaşlar. Yer olanlar için 9 numaranın da geliri var orada. Yer olanlar 9'da yazabilir. Robert Havlin'in bindiği şu Roach Invader. Üçüncü koşu 20.40'da handikap. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada 1 numaralı Stanley Spencer ilk atımız. 5 numaralı Horse Whisperer Sylvester de Souza. 6 numaralı Profesör Tickle ve 7 numaralı Pearl Abbey Ryan Sexton. 1, 5, 6, 7 diyoruz buraya da. 1, 5, 6, 7. Sovereign Knight yeri olanlar için bu attı fena değil yani. 4 numaraya da yazılabilir. Bu ilk iki ayak zaten önemli. Dikkat arkadaşlar. Evet, gelelim 4. koşuya. Maiden 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada gözümüzü kapatıp bu Vaton Bassett yavrusu. Bunu banko alacağız. Yalnız aslında yukarıdaki at koşacak mı koşmayacak mı? Muhtemelen koşmayacak. Koşsaydı yazardık bunu da. Banko atmazdık. Koşmayacak muhtemelen arkadaşlar. 9 numara Undersage burada banko. Daniel Tudop'la. Evet, gelelim 5. koşuya. Maiden 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada Gate, 9 numara Gate Musical, Nathan Cullen arkadaşlar. Alternatif olarak banko düşünüyoruz biz bu atı. Yalnız burada çekincelerimiz olan atlar var. Bilemiyorum nasıl bir performans gösterecekler. 3 ve 4 numara atlardan bahsediyorum. Blue Sky Boy ve 4 numara Bradley Spirit. 9 alternatif banko, 3 ve 4 numaralı safkanlar burada. Evet, Dark Angel ve Invisible Spirit de var arkadaşlar. 3 ve 4 numaralı safkanlar. Zaten bir tanesi koşmuş, 6. oldu ama bu bizim için yeterli değil. Bu safkanlara bir de 7 numaralı Urban Lion ekledim. Zustar yavrusu arkadaşlar. 3, 4 ve 7 rakipler. 9 alternatif banko, 3, 4, 7 rakipler. 6. koşu gece 22.10'da. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Pardon. Evet, burada ilk atımız 1 numaralı The World's Not Enough Hector Crouch'la. İyi bir apprenti bu Hector Crouch. Yarış kazanmayı biliyor. 5 numaralı Al Jadel, Taryn Langley. Bakın dediğim gibi böyle jokeyler tutuyorlar, geliyorlar arkadaşlar. Tak kazanıyorlar ve gidiyorlar ondan sonra. 10 numaralı Gregorian'la diyoruz. Ryan Sexton'la. Aşağıda Sovereign var 12 numara. O da Joe Fanning'la arkadaşlar.
Bunlara bakın, yazın demiyorum ama 3 ve 4 numaralı safkanlara da bir bakın. 3 numaralı Valadero, kalın bir 4 numaralı Kuban Harry. Sylvester de Souza ile bu safkanların da normal şartta altında gelir var. Bakalım ne olacak. Son ayaktayız şimdi. Son ayakta arkadaşlar 22.40'da başlıyor. Handikap 3 yaşın güzel 2000 metreye çıkacaklar. Bu da banko mu atacağız? Böyle Hector Crouch'a güveneceğiz arkadaşlar. İyi bir ata binmiş. İngiliz baba Battered Bread denen bu safkanı getireceğini şu İdilik 3 numaralı İdilik banko atacağız. Aksi takdirde aşağıda Luke Morris'in mini Lightning Bay var. 9 numara sert bir grup bu at için. O yüzden biz hep bir şekilde 61 kilo da olsa, yani arada da 5,5 değil mi? 6 kilo. 6 kilo var arada. Yani az da değil ama yapacak bir şey yok. Biz burada gözümüzü kapatıyoruz. Evet. 5,5 kilo var arada. Burada 6 kilo var bunlar. Bu da iyi bir at. 2 numara da Muharrar yavrusu. 3 numara banko arkadaşlar burada. Yapacak bir şey yok. Yani Hector Crouch iyi bir apranti. Güvenmek durumundayız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Denize düşen apranteye sarılır. Yani o misal. Evet. Saratoga'da 4 tane bankomuz var. Tour Fontaine'i yayında izleyebilirsiniz. Deauville yayında. Arkadaşlar Saratoga ve Ankara için premium seviyelik gerekirken Kocaeli açık zaten yayınlar arkadaşlar diyoruz. Evet, Champ Sport'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.